18-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 7. Bodrum Türk Filmleri haftası öncesi bir basın toplantısı düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi, KOS Belediyesi ve Oasis Alışveriş Merkezi'nin katkılarıyla Bodrum Sinema ve Kültür Derneği, Sinemarina Sinemaları, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği ve Magazin Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası 18-24 Eylül tarihleri arasında 7. kez sinema severlerle buluşacak. Yarın başlayacak etkinlikler öncesi Oasis AVM içerisindeki Sinemarina sinemalarında bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamaya Bodrum Sinema ve Kültür Derneği Başkanı ve Sinemarina sinemalarının işletme sahibi Cenk Sezgin ve yardımcısı Gülce Sezgin Yılmaz, festivalin KOS temsilcisi Sami Payzanoğlu ve Bodrum Belediyesi basın yayın sorumlusu Fikret Hıdır katıldı. Bodrum Türk Filmleri Haftası'nın yarın 7. kez start aldığına işaret eden Cenk Sezgin şu bilgileri verdi. Öncelikle hoş geldiniz diyorum sizlere. Bodrum Haftası için bu sene 7. kez gerçekleştirdiğimiz Bodrum Türk Filmleri Haftası'nın bilgilendirmesini ve bu seneki sürprizlerimizi sizlerle paylaşmak için buraya davet ettim sizleri. Bodrum Sinema Kültür Derneği ve Türkiye Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği'nin Magazin Gazetecileri Derneği ile işbirliğiyle gerçekleştirdikleri Türkler Haftası etkinliklerimiz 7. kez yarın 19 Eylül Pazartesi günü Bodrum'da start alıyor. Ve önümüzdeki hafta sonuna kadar devam edecek nitelik etkinliklerle bu etkinliğimiz bu sene geçen sene de yaptığımız gibi paralel bir etkinlik olarak aynı zamanda İstanköy Adası'nda da etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. İstanköy Adası'nda ayın 19'unda başlayacak olan gösterimler Cuma gününe kadar devam edecek. Cumartesi günü buradan hep beraber etkinliğe katılan sinema salonu işletmecileri ve oyuncu arkadaşlarımızla, konuklarımızla bir İstanköy ziyaretimiz olacak. Akşam orada bir film galamız olacak. Bodrum 7 yıl evvel biz bu etkinliğe başladığımızda tahminimiz oydu ki çok güzel bir fonda Bodrum manzarasıyla kültür ve sanata aç ve yeteri kadar altyapısı oluşmuş entelektüel seviyesi yüksek bir Bodrum halkıyla çok güzel bir etkinliğe imza atacağız diye düşünüyorduk. Gerçekten de tahminimiz yanılmadık. 7 yıldır giderek enerjisi, katılımı ve Türkiye'de bıraktığı izi büyüyerek devam eden bir etkinlik ortaya çıkartmış olduk. Hep birlikte Bodrum halkı ile beraber. Burada Bodrum Belediyesi'ne teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kocadon'a. Çünkü ilk gün biz bu fikri ortaya attığımızda o günkü heyecanını bugüne kadar koruyarak bizim arkamızda olmasaydı bu etkinlik mutlaka gerçekleşirdi ama bugünkü enerjisinde olmazdı. Keza aynı şekilde Bodrum Ticaret Odası, aynı şekilde Deniz Ticaret Odası bizim Bodrum'da en büyük destekçilerimiz oldular. Ama sadece bu kurumlarla kalmıyor. Çünkü şu anda masasına kurduğumuz bu ortamda, Oasis Alışveriş Merkezi'nde ya da bizim ikramlarımızla, konuklarımızla, ağırlamamıza bize katkı veren Çin restoranımızla, seyahat ajantalarımızla, Türk Hava Yolları ofisimizle, Deniz Ticaret Odası'na bağlı üyeleri birçok firmayla, Bodrum Express, Bodrum Feribot ajantasıyla ve burada şahsen de bizimle beraber olan pek çok kişiyle birlikte gerçekleştiriyoruz bu etkinliği. Bodrum'un bu anlamda özel bir yeri olduğunu düşünüyorum. Bodrum Türk Filmleri Haftası çok kısaca altını çizmek gerekirse sadece filmlerin bir araya geldiği, izleyicilerle buluşturulduğu bir platform değil. Aynı zamanda ama özellikle Türk sinema sektörünün tüm oyuncuların ki başta sinema salonu işleticileri olmak üzere, yapımcılar, yönetmenler olmak üzere ve keza seyircilerimiz olmak üzere ama bunun yanında sinema sektörüne destek ve hizmet veren diğer kurum kuruluşlarında katıldığı bir expo şeklinde gerçekleşmesini istemiştik. 4 yıldır bu konuda bayağıca ilgi aldık. Bu sene de yine festivalimizin son 3 günü sinema profesyonelleriyle, sinema profesyonellerinin tüm Türkiye'den gelip Bodrum'a buluşmaları da gerçekleşecek ve expo tadında yürüyecek. Biz bu expo kısmında da, film gösterimleri kısmında da Yunanistan'ın İstanköy Adası'nın çokça fazla desteğini görüyoruz ve İstanköy Adası'nın enerjisiyle festivalimize çok farklı bir renk katıyoruz. Ben burada İstanköy Adası'ndan bu kadar bahsetmişken, sağımda oturan hepimizin çok iyi tanıdığı
Senin sahne payzanı, Sabi abini de özellikle hepimizin yüzünde çok teşekkür etmek istiyorum. Yani bir Bodrum Belediyesi olmadan evet, biz yine yapardık. Bu kadar renkli olmazdı değil mi? Sabi abim olmadan posta herhalde bu etkinliği yapamazdı. Kendisi benim çok eski arkadaşım, dostum. Ama zaman geçtikçe kıymetini ve değerini daha çok anlıyorum. Çünkü hakikaten iki yukarı arasında gerçekleşen pek çok etkinliği, pek çok girişimi, hatta bazen doğal felaketlerde, kazalarda, olağanüstü hallerde gerçekleştirdiği performansıyla iki ülkeyi bir araya getiren çok önemli bir köprü vazifesi görüyor. Bu vesileyle kendisine de teşekkür etmek istiyorum. Bizimle beraber olduğu için bu etkinliği son 3 yıldır İstanbul Odası'ndaki kısmında sürekli bizim yanımızda olduğu için de en çok teşekkür ederim. Bu saygılarımı sunmak istiyorum kendisine. Festivalin KOS temsilcisi Sami Payzanoğlu ise festivalin KOS Adası'nda da yapılması çok önem arz ediyor. Çünkü oradaki çok fazla Türk de var. Bu festivali iyice kucakladılar. Devamlı da festival hakkında bize sorular soruyorlar. Festivalin gerçekleşmesinde konsolosluğumuzun da girişimleri oluyor. Cenk Sezgin'le beraber bu festival için çok işler yaptık. Burada kendisine de çok teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Bu yılda Türk Filmler Haftası kapsamında 2016-2017 yılının gişeye adını yazdırmış filmlerin gösterimleri gerçekleşecek. 2016 yılının en çok izlenen ikinci yapımı olan Kardeşim Benim yönetmenliğini ve senaristliğini Alper Çağlar'ın yaptığı 2016 yapımı aksiyon, savaş ve dram filmi Dağ 2, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Müfit Can Saçıntı'nın 3. filmi Yaşamak Güzel Şey Türk Filmler Haftası'nın ilk göze çarpan filmler arasında yer alıyor.